Öncelikle Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar, mutlu sabahlar, kucak dolusu sevgiler ve günaydınlar efendim. Bugünkü konuğum medikal estetik hekimi Doktor Sait Sadiki bizlere kaş tasarım süreçlerinden bahsedecek. Sakın kaçırmayın, Elif Melek'le Şeffaf Sohbet başlıyor. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum. Bugünkü konu medikal estetik hekimi Doktor Sait Sadiki bizlerle. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar. Merhabalar, günaydınlar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Bizler de çok iyiyiz hocam. Bugün sizlerle kaş hekiminden bahsedeceğiz. Öncelikli konumuz bu. Kaş hekimi belki de birçok kadının yaşadığı bir problem. Farklı çözümler arayabiliyorlar. Peki hocam, kaş hekimi nedir, neler yapılır, kimlere yapılır? Biraz sizden dinleyelim. Şimdi kaş hekimi kaş kaybı yaşayan herhangi bir bireyde yapılabilir. Tabii ki ön değerlendirme yapmamız gerekiyor bunun için. Eğer hani hastalıkla alakalı bir durum varsa hastalığı önce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Eğer kronik hastalık olabilir, başka işte strese bağlı faktörler, bunların hepsini önce ortadan kaldırdıktan sonra tabii ki herkese kaş hekimi yapılabilir. Kaş dökülmesinin ya da kaş seyrekliğinin herhangi bir hastalıkla ilişkisi var mı? Şimdi tabii eğer genelde şöyle söyleyelim, eğer hani lokal bir enfeksiyon varsa ya da lokal bir diyelim kaza sonrası ya da işte herhangi bir işlem yaptırdıktan sonra kaşımızda enfeksiyon varsa dökülmeye sebebiyet verebilir. Bunun dışında işte hamilelik döneminde işte hormon dengesizliğinden kaynaklanan sebepleri sayabiliriz. Stres önemli bir faktör, işte alopesya, saç kıran hastalığı olabilir. Buna benzer bir sürü hastalık sayabiliriz. Sonunda tabii ki kaş kaybı yaşıyoruz maalesef. Evet, ama çözümü var tabii ki. Tabii ki çözümü var hepsi. Hocam, kaş hekimi o zaman bu tarz rahatsızlıklar çeken ve kaş seyrekliği yaşayan kişilerde yapılabilir diyoruz. Tabii ki tabii, hepsinde yapılabilir. Aynı zamanda kimlere yapılamaz da var. Şimdi aslında yapılamaz diye bir şey yok aslında. Yapılabilir tabii ki ama bir prosedürünü doğru bir şekilde uygulamak gerekiyor. Şöyle ki mesela diyelim eğer yapılmama sebebi lokal bir cilt enfeksiyonu ise o önce bir enfeksiyonu tedavi etmemiz gerekiyor. Yani yapılmama sebebi eğer hani saç kıran hastalığı ise önce bir saç kıran hastalığını tedavi etmemiz gerekiyor. Yani burada birinci aşama ekim değil, birinci aşama önce bir faktörü ortadan kaldırmamız. Eğer dediğim gibi hani buna benzer farklı hastalıklar da varsa önce faktörü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sonrası tabii ki ekim yapılabilir yine de. Yani şöyle söyleyeyim, çok fazla hani kaş ekimi yapılmaz dediğimiz çok büyük bir kitle yok aslında. Her kaş kaybı yaşayan kişi de kaş ekimi yapılabilir. Kaş ekimine başladık. Bunun bir yaşı var mı hocam? Hani şu yaştan sonraki kişilerde uygulanmaz veya tedavinin başarılı olduğu ya da tam tersi başarısız olduğu gruplar var mı? Yani kaş ekimi için yaş sınırlaması yok tabii ki. Çok hani 17, 18, 20 yaşında çok tavsiye etmiyoruz. Ama çok böyle yaş sınırlaması yok. Üst yaş sınırı da kronik hastalıklarla alakalı. Biliyorsunuz yaşlandıkça kronik hastalıklar ön plana çıkıyor. Kronik hastalıkları tedavi etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani öyle bir yaş sınırlaması yok. Başarı oranı da tabii yöntemden yönteme farklı. Aynı günde sonuç alabiliyoruz. Farklı bir yöntemle yapıyoruz şu an. Onu merak ettik hocam. Nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz kaş ekiminde? Şimdi kullandığımız yöntem, şu an kullandığımız saç ekiminde kullanılan iki tane farklı yöntem var. Foya yöntemi, DHA yöntemi. Bunlar kaş ekim için uygun değil. Yani kökler ikili üçlü halde olduğu için enseden alınan kökler kaş için uygun değiller. O yüzden farklı bir yöntemle biz kökleri topluca alıp bunları mikroskop altında kesip tek hale getiriyoruz. Tek tek olduğu için tabii ki ekimi de kolay oluyor. Açısını da güzel bir şekilde belirliyoruz. Kaş ekimiyle saç ekiminde yaptığımız yöntemler birbirinden farklı. Evet, kaş ekimi daha özel teknikler gerektiriyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi LOF tekniği bir teknik var. Hani long follicle transplantasyon, uzun saç nakli diyebiliriz. Eğer uzun saç nakliyle kaş ekimi yapıyorsak sonuçlar çok başarılı oluyor. Aynı günde sonucu görebiliyoruz. Ayrıca en önemli özelliği kaşın açısını çok güzel bir şekilde belirleyebiliyoruz. Hani açı çok önemli kaşta. Bir tanesi yamuk ekerse kendini gösterir. O yüzden açı bizim için çok önemli. Peki hocam, tabii burada bir tasarım da yapılıyor anladığımız kadarıyla. Kaş ekimi yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Şimdi ekim öncesi dikkat etmemiz gereken hususlar var. Birincisi hastanın hikayesini dinlememiz gerekiyor. Bu kaş neden dökülmüş? Buna bakmamız lazım. Eğer hastalıklarla alakalıysa hastalıkları tedavi etmemiz gerekiyor öncelikle. Eğer lokal bir cilt enfeksiyonu varsa cilt enfeksiyonu tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken hususlar bizim
grafiti alacağımız alanla alakalı. Şöyle ki mesela diyelim bir bayan geldi, kaşını ektirmek istiyor. Son 15 günde boya yaptırmaması gerekiyor. Sebebi de biz çünkü köklerde beyazlar da var. Biz bunları tabii ayırt ettiğimiz zaman beyazlarla siyahları ayırt etmemiz gerekiyor. Son 15 günde mutlaka ve mutlaka saçını boyamaması gerekiyor. Ki saç biraz uzusun, biz köklerini, uzasın köklerini görebilelim. Bu çok önemli. İşte bunun dışında eğer saçta takma saç varsa, takma dediğimiz şeyler, kaynak varsa eğer, hani kaynak da aslında saçımıza çok zarar veriyor. Şöyle ki sürekli foliküller baskı altında, sürekli çekiyor bunları. Çektiği için graflerimiz biraz cansız, yani hani çok canlı çok değiller. Çok önemli bir bilgi çünkü evet, birçok kadın saçına kaynak yaptırıyor aslında. Evet, ve eğer çok dibe yakın yaptırdıysalar, arada bir mesafe varsa çok zararlı olmayabilir ama köküne çok yakın eğer yaptırdıysalar şeyi, kaynağı, saça sürekli bir baskı var. Çektiği için hani ekim olmasa bile saça baskı yaptığı için dökülüyor zamanla saçlar. Seyrekleşiyor. O da bir sebep yüzden, aslında. Evet, çok aynen. Hem saç dökülmesine de bir sebebiyet veriyor bu şekilde. Eğer dediğim gibi kaynakta varsa kaynağı açıp en az bir ay, iki ay geçmesinde fayda var. En azından yeni foliküller canlanıp hani biz de neyin ekeceğimizi görmemiz lazım öncesinde. Bunlar çok önemli bahsettiğim iki faktör. Hani bunun dışında tabii önemli olan başka faktörler de var. İşte boyadan sonra kimyasal herhangi bir maddeye maruz kalmaması gerekiyor. Ekim öncesi ve ekim sonrası da tabii ki bu iki maddeye dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun evet, dışında hocam, da kronik hastalıklar var, işte şeker hastalığı, bunların hepsini öncesinde kontrol altına almamız tiroid gerekiyor. Tiroid hastalıkları da galiba bu seyrek tüylenmelere sebep oluyor. Tabii tabii, tiroid hastalığı da çok önemli. Eğer kişinin hani tiroidle alakalı bir rahatsızlığı varsa önce tiroidi tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer hani hipertiroidi varsa, tiroidimiz hızlı çalışıyorsa orta şeyi getirmemiz gerekiyor. Eğer az çalışıyorsa yine de ötiroidi haline getirip hani tiroidi şey yapmamız gerekiyor. Doğru. Çok güzel. Hocam tabii bunlar çok önemli hususlar. Aynı zamanda burada izleyicilerimiz arasından da belki kaşlarından rahatsız olan veya kaş hekimiyle ilgili ufak bilgisi olan ama tereddütleri olan danışanlar ya da izleyicilere de bazı önerilerimiz olabilir. Mesela saç ekimi ağrılı bir işlem mi? Ne kadar vakit alır? Bu süreç nasıl yönetiliyor? Mesela enseden graft almak diyoruz ama özellikle de long graft dediniz, söyleyemedim. Uzun saçlar. Uzun saçlardan almaya çalışıyoruz. Bunların süreci nasıldır? Ve aynı zamanda kişi tabii ki bunu çok isteyerek yaptırdığı için biz de biraz sabırsızızdır. Böyle hemen sonuç bekleriz. Ne zaman sonuç alabiliriz? Şimdi ekim aşağı yukarı 5 saat sürüyor. 3 aşamadan oluşuyordur. Birincisi alım aşaması. Alım aşaması çok uzun sürmüyor. 30 dakika. Ondan sonra aldığımız grafler tek tek kesiliyor mikroskop altında. Kesildikten sonra kanal açma, sonra da ekim safhası. Tabii ki aldıktan sonra bir kaş tasarımı safhası da var. Onu da yapıyoruz. Total 5 saatte işlem bitiyor. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Yaptığımız işlem gerçek bir saç nakli. Yani hani hastane ortamında yapılması gerekiyor. Ve gerçekten önemli bir hekim gözetimi altında yapılan bir işlem. Hani dışarıda yapılan işlemler gibi bir işlem değildir. Bu çok önemli. 5 saat içinde gerçek doğal kaşlara sahip olabilirler. Yaptırdık. Bu sürede bir ağrı var mı? Hani oradan alıyoruz, buraya getiriyoruz. Hastanın acite olabileceği bir durum söz konusu mu? Şimdi acılı bir işlem midir? Değildir. Hani ben hep bu şekilde anlatıyorum. Hani 1 ile 10 arasında puanlama yapacaksak maksimum 1'dir. Lokal anesteziyle ense bölümünü uyuşturuyoruz birkaç noktadan. Çok basit, 5 saniye sürüyor. Çok ağrılı bir işlem değildir. Tabii ki ağrı da kişiye göre değişiyor aslında. Kişinin ağrı eşiğiyle alakalı. Eğer ağrı eşiği çok yüksekse hiç ağrı duymaz. Ortaysa da ağrı duymaz. Eğer ağrı eşiği düşükse hafif belki biraz ağrı duyabilir ama öyle aşırı bir ağrı değil. Hani normal bir enjeksiyon yaptığımız iğnenin ağrısı kadar. 5 saniyelik bir ağrısı belki olur. Dediğim gibi eğer ağrı eşiği düşükse kişinin. Onu da gülü seven dikenine katlanır artık. Kesinlikle. O kadar hafifse. Yani, peki bir anda da sonuç bekliyoruz ya hocam. Ne kadar sürede bu kaş ekiminin, kaş tasarımının ve yapılan uygulamanın sonucunu alabiliriz? Şimdi aynı gün kaşınız oluyor zaten. Bu kaşlar da dökülmüyor. Maksimum %10-15'i dökülüyordur zaman içinde. Zaman içinde dediğim bir ayla iki ay arasında onlar da tekrar çıkacak. Yani aynı gün içinde kaşımız oluyor ve kalıcı. O yüzden dediğim gibi bu saç ekiminden farklı bir yöntem. Aynı gün doğal kaş, gerçek kaş.
böyle diyebiliriz. Peki hocam, mesela bu kaş ekimi yapılırken mevcuttaki kaşları kazıyarak veya işte ortamı tamamen temizleyerek mi yapılıyor? Yoksa mevcutta olan o seyrek kaşlar da duruyor, üzerine mi bu kaşlar ekleniyor? Yani mevcut olan kaşın üzerine yapıyoruz. Hatta kaş dışında eğer daha önce başka bir işlem yaptırdıysalar, mesela mikroblading olabilir, dövme olabilir. Evet. Buna benzer işlemler de olabilir. Hani yine onun üzerine ekim yapılabilir. Aslında en doğrusu hiçbir işlem yaptırmadan ekim yapmak. Diyelim kişi tato yaptırmıştır. Yaptırdığı tatonun üzerine biz ekimi yapabiliriz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Onu sildirmeye gerek yok. Sildirdikçe, dövme varsa da yine kaş ekimi yapılabiliyor. Tabii. Sildirdiysek de kaşa daha çok zarar vermiş oluyoruz. Hani kaş yoktur belki ama dokuya zarar veriyoruz. Dokunun kanlanması bozuluyordur. Sonuçta kaş dokusu bir lazere maruz kalıyordur. Tabii. Bu lazer zarar veriyordur. Bunu beklememiz gerekiyor. Gibi gibi şeyler. Bu yüzden eğer işlem yapıldıysa da onun üzerine rahatlıkla biz ekimi yapabiliriz. Pekala hocam, çok güzel anlattınız. Ekim öncesi dikkat etmemiz gerekenlerden de bahsetmiştik. Şimdi bir de ekimi yaptık, enseden grafleri aldık, ektik, tasarım, her şey okey. 5 saatte işimiz bitti. Kişi ne yapmalı? Ne kadar süre dikkat etmeli ve ne gibi önlemler almalı? Şimdi ekim sonrası önemli olan, en önemli husus, 2 gün kaşına hiç dokunmaması gerekiyor. Çünkü yeni nakletmişiz ve grafler uzun olduğu için dokunursak çıkar yerinden. 2 gün hiç dokunmamamız gerekiyor. 2. günden 10. güne kadar da günlük bir kere yıkama yapmamız gerekiyor. Ben bunları hani anlatıyorum, özel solüsyonları var. O solüsyonla yıkama yapmamız gerekiyor 10. güne kadar. 10. günden sonra normal kaşına dokunabilir, hayatına devam edilebilir. Aslında ilk günden itibaren normal hayata devam edilebilir, sadece kaşına dokunmaması gerekiyor. Bizim hani... için önemli olan bu. Evet, saç ekiminden sonra hekimler derler ya hocam, işte gün ışığına çok çıkmayın. Malum yaz aylarındayız. Evet, i̇şte evet. Denize, havuza girerken dikkat edin gibi şeyler. Öneriler sizde de geçerli mi? Tabii, kaş hekiminde de aynı şekilde geçerli. Hani güneşe çok maruz kalmamamız gerekiyor. Sonuçta kanalaştığımız için ufak da olsa burada bir yara dokusu oluşuyordur. Bir yara iyileşmesinin normalde 21 gün süresi var ama biz yine de bir ay boyunca hani havuz, deniz, güneşten korunmalarını öneriyoruz. Bir ay sonra normal hayata devam edebilirler. Tabii bir de bazen böyle eski scar izleri olabiliyor böyle kaşlarda veya evet, işte dikiş izi gibi şeyler. Evet. Bunların üzerine de yine kaş ekimi gerçekleştirilebiliyor mu? Tabii ki. Çünkü ona da dokunun kanlanmasından da bahsettiniz ya, acaba o bölgede evet, bir scar olduğu için sorun olur mu? Şimdi eğer scar dokusu çok kalın değilse, eğer kanlama devam ediyorsa onun çok basit bir testi var. Hani bakıyoruz, eğer kanlama devam ediyorsa scar dokusunun altında, rahatlıkla ekim yapılabilir, herhangi bir sorun yok. Eğer scar dokusu çok kalınsa ve kanlama yoksa önce başka bir estetik işlemi yapmamız gerekiyor. Scar'ı kaldırmamız lazım. Scar'ı kaldırıp bir ay, 1,5 ay beklememiz lazım yeni doku oluşana kadar. İyileştikten sonra tekrar tabii ki onlara da ekim yapılabilir bu şekilde. Evet hocam, bir de tabii ki bazı rahatsızlıklar ya da tedaviler var. Bunlardan sonra da yine kaş ekimi yapılabiliyor mu? Mesela saç kıran, az önce de bahsettiğiniz alopsia hastalığı, trikotilomanya ve kemoterapi sonrası. Bu rahatsızlıkların akabinde ne kadar süre sonra yapılabilir veya yapılabilir mi? Şimdi eğer kişi saç kıran hastalığıyla kanserin prosedürü aynıdır aslında. Eğer bugünden itibaren tedavi bittiyse bir sene beklememiz gerekiyor. Bir sene geçtikten sonra, çünkü genelde saç kıran hastalığı stres, aşırı strese bağlı gelişen bir durum. Önce dermatolojik tedavileri denememiz gerekiyor. Tıbbi tedavi daha doğrusu. Tıbbi tedaviden bir sene geçtikten sonra eğer kaş çıkmadıysa ekim yapılabilir. Bu saç ekiminde de geçerli, kaş ekiminde de geçerli. İkinci bahsettiğiniz, eğer psikolojik durumlarla alakalı, daha doğrusu psikiyatrik hastalıklarla alakalı, kaş yolma bahsettiğimiz hastalıkla alakalı bir durum varsa tabii ki önce psikiyatride bunun tedavi olması gerekiyor. Tedavi olduktan sonra yine çıkmıyorsa kaşlar, tabii ki ekim yapılabilir. Kanserde aynı şekilde. Kanser sonrası genelde kaşlar dönebiliyor tekrardan ama dönmediyse de tekrardan çıkmıyorsa ve tedaviden bir sene geçtiyse, tedavinin bitiminden bir sene geçtiyse tabii ki ekim yapılabilir. Bir yıl geçmesi gerekiyor tabii, bu rahatsızlıklardan sonra. Evet. Hocam, bende de farklı bir hastalık şeklinde değil ama sürekli bir kaş yoğunluğu hani. Bir şeye odaklanıyoruz vesaire. Makyaj yapan kim olursa bana diyor ki sana bir şey yapalım, lip liner vesaire. Evet. Bilmiyorum, ben eksikliğini çok hissetmiyorum ama bu tarz bir uygulamanın ya da ne denir, hareketin olumsuz farklı sonuçları olabilir mi? Yani eğer sürekli kaşınızla oynuyorsanız
O kaş dökülür. Böyle bir halk arasında kaş küsmesi diye bir olay var. Ya. Hani bu gerçektir. Çünkü kaşın kanlaması saçtan farklıdır. Çok güçlü bir kanlaması yok. Çok işlem yaptırırsak, dokunmak belki çok önemli değil ama işlem yaptırırsanız kaşınıza o kaş dökülür. Çünkü yaptığımız işlem nedir? Mikroblading'dir ya da tatudur. Buna benzer işlemler. Boya verdiğimiz için folikülün dibine, köküne boya gidiyor zamanla. Gittiği için tabii ki doku beslenemiyor ve dökülüyor zamanla. Onun yerine ekim daha iyi bir tercih o zaman. Tabii ki. Aslında hiç işlem yaptırmamak en doğrusu burada. Hani ekim değil de varsa kaşımız herhangi bir işlem yaptırmamak ama tabii bunu ben bu konuda tabii yorum yapamam. Eğer kişi ama yaptıysa tabii ki bunun tek yorumu, tek çözümü ekim yapmak. Evet hocam. Tabii iyi bir ekimden kastımız ne? İyi bir ekimin özellikleri nelerdir? Şimdi iyi bir ekim, iyi bir yöntemle yapılması gerekiyor. Tabii bir kere başka konular da var. Hani klinik ortamı, hastane ortamı mutlaka ve mutlaka hekim gözetiminde olması gerekiyor. Bu konuları doğru şekilde varsayarak anlatıyorum devamını. Doğru teknikle yapılması gerekiyor. Şöyle ki eğer kökler ikili üçlü ise ekim yaptığımız kaşlar mutlaka ve mutlaka şimdi üçlü kök olduğu için bir iki tanesi yamuk olacak mutlaka. Yani hı hı. Açısı yanlış olacak çıktıktan sonra. Mutlaka bahsettiğim uzun yöntemle ekilmesi lazım. Yani uzun saç nakliyle yapılması gerekiyor. O yüzden birinci aşama doğru yöntem. İkinci aşama tabii ki doğru ekip, doğru kişiyle. Hani burada deneyim çok önemli. Tıbbi bilgi bir yere kadar tabii ki geçerlidir ama bundan sonra tabii bunlar hepsi tıpta olan şeylerin birçoğu uygulamalı tıpta yapılan işlemlerin birçoğu elle alakalı olduğu için hani bir zanaattır sonuçta tıp dediğimiz hani kesinlikle. İşlemlerin hepsi. Kişinin eli de çok önemli burada. Hani burada da tecrübe devreye giriyor. Güzel bir şekilde ekim yapılırsa ve kişiler ekim sonrası bizim anlattığımız hususlara dikkat ederlerse kesinlikle çok güzel kaşları olabiliyor. İyi bir yöntem, iyi bir ekip ve tabii bununla beraber iyi bir bilgi de gerekiyor diyebiliriz. Bununla beraber ekilen kaşların hani dökülüp dökülmeyeceği ile ilgili az önce dedik ya işte kaş yorma hastalığı varsa tabii ki ekilen kaş ne yapsın? Hı hı. Ona yapılabilecek pek fazla tabii. Bir şey yok. Ama normal şartlarda herhangi bir kronik rahatsızlık vesaire olmadan kaşların dökülme gibi bir durumu olabilir mi? Örneğin kişi çok özür dilerim kanser oldu işte ve kemoterapi aldı bir süre işte kayıplar yaşadı vesaire. Hı hı. Sonrasında bir yıl geçiyor, tekrar yapıyoruz ama bu süreye kadar, hani herhangi bir hastalık olana kadar kaş dökülme gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Şimdi eğer kaş dökülmesinin sebebi tıbbi bir sebepse tedavi etmemiz gerekiyor. Hı hı. Birinci sırada bu var. Eğer dediğim anlattığım gibi eğer kanserle alakalıysa önce kanser tedavisi bittikten sonra genelde kaşlar geri dönüyor. Ama değilse başka bir sebepten dolayı kaş dökülmesi işlem genelde kaşlar hani hastalık dışında en fazla dökülme sebebi kaşa yapılan bir yanlış işlem sonucu dökülme yaşıyoruz. Yapılan yanlış işlem sonucu da kaşa ekim yaptıktan sonra kolaylıkla sorunu çözebiliyoruz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çok güzel hocam. Bununla beraber mesela saç ekimi yaptırdıktan sonra bazı destek takviyeler kullanılabiliyor ya. Kaşta evet. Da aynı şey yapmak gerekir mi? Tabii. İşte C vitamini, glutatyon, işte kolajen gibi. Tabii tabii bunların hepsi geçerli. Sonuçta saç folikülü aynıdır. Saçta da olsa, kaşta da olsa anatomisi de aynıdır. Sadece kanlamasında biraz farklılık vardı. Kaş bölümüyle ense bölümümüzün kanlaması biraz farklı olduğu için. Ama bunun dışında işte biyotin eksikliği olabilir, tiamin eksikliği veya tiamin değil çinko eksikliği diyebiliriz. Bunlar hani hı-hı. Kansızlıktan da aslında demir eksikliğinde de yaşayabiliriz. B grubu vitaminleri. Hormonal dengesizlikten kaynaklanabilir. Bunların hepsi kaş kaybına neden olabiliyor. Tabii ki eğer bu sorunlar varsa önce sorunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ekim sonrası da tabii ki eğer bahsettiğimiz vitamin grubuna destek verirsek tabii ki ekimimiz daha da bir başarılı olma ihtimali artıyor. Evet hocam bir de tabii ki ırklara göre farklı kaş tasarımları olduğunu da biliyoruz. Evet. Hangi ırka hangi kaş nasıl bir tasarım yapılıyor? Şimdi tabii ırklar ben de hastaneye gelen hani bana başvuru yapan hastaların birçoğunda farklı ülkelerden geldiği için farklı tasarımlar isteyen kişiler de görüyorum. Bu genelde kültürel diyebiliriz. Hani genelde Arap kökenli ülkelerde daha kalın kaş seviyorlar. Afrika'dan gelenler hani kaşları daha bir farklıdır. Ekim şeyi de farklıdır. Yöntemleri de. Yöntemi farklı değil aslında. Saçlar kıvırcık olduğu için kesmesi de zordur. Bunları mikroskop altında kestiğimiz zaman saç dışarıdan kıvırcıktır ama kökü de kıvırcık oluyor. O yüzden kesmesi çok zor oluyor. Normal bir kaş ekimi 5 saat sürüyorsa
kıvırcık bir saçta biraz daha fazla zaman alıyor. Kaşlarda mı kıvırcık çıkıyor o zaman? Tabii ki kıvırcık çıkıyor ama kısa olduğu için kaşları çok belli olmuyor. Zaten o kıvırcık saçı alıştıkları için kaşta da aynı şekilde kıvırcık oluyor tabii ki. Sonuçta folikülün genetiğini değiştiremiyoruz. Evet. Neyse artık o çıkıyor ama güzel oluyor sonuçta. Hani bahsettiğim gibi kültürel bir mesele. Dediğim gibi hani Avrupa kökenli insanlar genelde daha çok kalın sevmiyorlar. Hani böyle bir ince, uzun bir kaş seviyorlar. Bu biraz kültürel. Türkiye'de de aynı şekilde Orta Doğu ile Avrupa'nın ortasında diyebiliriz. Hani her çok kalın da çok kalın da sevilmiyor burada, çok ince de sevilmiyor. Genelde orta seviyede. Evet hocam, bir de yanık kaza sonrası ekim nasıl yapılmakta? Az önce aslında aynı şeyden bahsettik. Eğer skar dokusu varsa, evet, ki skar dokusu mutlaka oluşuyordur yanık sonrası da, kaza sonrası da, kanlamasına bakıyoruz. Eğer kanlama devam ediyorsa ekim yapılabilir. Kanlaması yoksa dokunun önce bir skarektomi yapmamız lazım, skarı çıkarmamız gerekiyor. Çıkardıktan sonra iyileşmesini bekleyeceğiz. Sonrası tabii ki ekim yapılabilir. Evet, burada da aslında kolaylıklar var. Az önce tabii dövmeden de bahsetmiştik ama kalıcı makyaj biliyorsunuz son zamanlarda çok popüler. Dolayısıyla birçok kadın da bunu yaptırıyor. Kalıcı makyaj, işte dövme kaş teknikleri vesaire sonrasında kaş ekimi yapılabiliyor mu hocam? Tabii ki kalıcı makyaj, dövme, mikroblading, buna benzer işlemlerin hepsinden sonra kaş ekimi yaptırabiliriz. Önemli olan husus sildirmelerine gerek yok. Sildirdiysek eğer biz dokuya daha çok zarar vermiş oluyoruz. Dokunun kanlanması daha çok bozuluyor. O yüzden eğer hani bu işlemleri yaptırıp da kaşa, gerçek kaşa sahip olmak isteyen kişiler varsa bunları sildirmekle uğraşmasınlar. Direkt kaş ekim merkezine başvuru yapıp kaşlarını tekrar ektirmelerinde fayda var. Hani işlem yapmak sağlıklı olmuyor bu aşamada. Evet. Çünkü kanlamaya daha çok zarar vermiş oluyoruz. Bu şekilde kanlamayı daha bozuyoruz sağlıklı. Daha çok. Anlaştık. Hocam bir de kaç kez kaş ekimi yaptırılabilir? Mesela ilkini yaptırdık. İşte çeşitli sebeplerden dolayı problem yaşadık. Döküldü vesaire. Sonrasında kaç kez tekrar edebiliriz? Aslında şöyle, kaş ekimi eğer doğru yapıldıysa kaş dökülmez. Ama dediğim gibi yanlış yöntemler olabilir ya da kişinin hani sağlık durumuyla alakalı farklı bir faktörler devreye girmiş olabilir. Ekim sonrası da kaş dökülebilir. Kaş döküldüyse eğer bizim ensenden aldığımız kreft bankası uygunsa böyle bir sınırlama yok. Yani 3 kere, 4 kere, 5 kere hani ben hiç karşılaşmadım bugüne kadar. En fazla ikinci kez ile karşılaştım. O da daha önce yapılan yanlış bir kaş ekimi sonrası biz düzeltme yapmıştık. İkinci kez ama yani biz böyle bir sınırlama yok. Yapılabilir. Kaş ekiminde uygulama sınırlaması tabii yok. Hocam peki tabii diğer mevzulardan biri de doğallık. Yaptırdık kaşlarımız gayet güzel oldu. Sonrasında doğal görünür mü? Bir de saç gibi uzar mı? Tabii şimdi bizim yaptığımız yöntemin en önemli özelliği doğal görünüm. Doğal görünüm çok önemli. Doğal görünümü nasıl elde ederiz? Eğer bizim foliküllerimiz tekliyse açısını biz belirleyebiliyoruz. Tek tek olması lazım. İkili üçlüyse doğallığını biz belirleyemiyoruz çünkü yamuk çıkıyor sonra. Hani bir tanesi açısını belirliyoruz ama ikinci, üçüncü yamuk çıkıyor maalesef. Burada en önemli husus tek tek olması. Tek tek eğer ekim yapılırsa açısını da biz belirliyoruz. Kanalaştığımız zaman açıyı belirleyip ona göre ekim yapıyoruz ve gerçekten doğal oluyor. Ama tabii ki işlem sonrası da kişinin yapması gereken bazı hususlar var. Onları da ben genelde anlatıyorum. Hani buyurun lütfen. Bunlara dikkat etmeleri gereken. Mesela işte kaş serumuyla diyelim. Kaşını damlatıp şöyle bir bandanayla bir ay boyunca eğer kaşı yukarı doğru tarayıp bandanayla kapatırlarsa çok daha doğal kaşlara sahip olabilirler. Hani biz ekimi yapıyoruz ama ondan sonra dikkat etmeleri gereken hususlar da var. Bunu yaparlarsa çok çok daha güzel olur kaşları. Başka böyle tüyolar var mı hocam? Yani buna benzer vardır birkaç tane yani. O kaş bantlamayı gece mi yapıyoruz yoksa yani bir ay boyunca akşam eve gittiğinizde, ekim sonrası akşam eve gittiğinizde bir ay boyunca işte ekimden 15 gün sonra bir ay boyunca akşamlar yarım saat 40 dakika yaparsak çünkü kaşlar yeni ekim yapıldığı için, yeni transfer edildiği için enseden açısını biz belirlemişiz ama uzadığı zaman biraz farklı olabiliyor, çok az bir miktar. Şimdi uzamayla alakalı da şöyle, enseden aldığımız için ensedeki foliküllerin uzaması normal kaşa kıyasla daha fazladır. Ve kanlaması da daha fazladır ense bölümünün. Kaş bölgesinden daha tabii fazladır kanlaması. Ekim sonrası kaşımız bir miktar evet normalden daha fazla uzuyordur. Ama birkaç ay içinde kaş bölgesinin kanlanmasına, anatomisine uyum sağlayıp sonrası azalıyor tabii ki. Sonra uzamıyor neredeyse. Bu birkaç ay sürüyor.
Ama bu genelde hani benim tecrübem, bugüne kadar yaptığım hastalardan duyduğum kadarıyla hani çok sorun olmuyor. Çünkü insanların genelde kaşı olmadığı için bana gelenlerin hani hocam yeter ki çıksın diyorlar. Çok da önemli değil bizim için hani uzaması, ama tabii ki şu aşırı uzama olmuyor. Gitgide azalıyor, birkaç ay sonra normal Normale dönüyor. Peki hocam, uzama konusunu da çözdüğümüze göre kaşlarını boyamayı sevenler de var. Saçım ne renkse kaşım da o renk olsun diye. Evet. Saç ekimi ya da kaş ekimi, özür dilerim, sonrasında boyama işlemi gerçekleştirilebilir mi, sağlıklı mı? Şimdi ekim sonrası boya yapmamaları gerekiyor. 6 ay boya yapmaması gerekiyor kişinin. 6 ay kaşa boya yok. Evet, kaşa boya olmuyor. Zaten biz enseden beyazları ayırdığımız için siyah ekim yapıyoruz. Siyahlar ekildiği için kişiyi çok rahatsız etmez. Ama birkaç ay, normalde bu 6 aydır beklemesi gerekiyor. Foliküller tamamen yerine otursun, tamamen canlansın, uzamaya devam etsin. Normal anatomiye alıştıktan sonra, yani aslında bu boyayla alakalı değil, tüm kimyasal, kullandığımız tüm kimyasal işte makyaj malzemeleri zarar verebiliyor kaşımıza. O yüzden 6 ay boyunca bir şey yapmamalarını öneriyorum. Hani özel bir gün olur akşam, hani bir kalemle bir şey yaparlar, ona belki bir şey olmaz. Hani bir kere mahsus diyelim bir aktivite Ufak var, bir bir şey vardır, aynen bu olabilir. Ama sürekli her gün yaparlarsa tabii ki yeni naklet değil kaşlarımız, zarar verebiliriz kaşımıza. Evet hocam. 6 ay sonra normal hayata devam edebilirler. 6 ay bir sabredelim. Kaşımıza aynen hiçbir şey yapmayalım. Sonrasında yavaş yavaş. Saç boyasıyla alakalı da şunu anlatayım. Bunu da bana genelde soruyorlar. Hani işlem sonrası saçımı boyatabiliyorum, biliyor muyum diye soruyorlar. Çünkü başta anlatmıştım programın başında. Normalde saçımızı 15 gün boyamamamız lazım, Evet, son 15 işlem günde. Öncesi. Hani evet, beyazlar siyahları ayırt edelim diye. İşlem sonrasında aynı şekilde bir ay boyunca boyamamalarında fayda var. Ya da şöyle diyorum ben, eğer ön tarafı boyayacaksınız boyayın, ama ense bölümüne kimyasal madde olduğu için temas etmemesi gerekiyor. Eğer bunu sağlayabiliyorsanız boyayabilirsiniz, ama bence riske gerek yok. Sonuçta kimyasal maddedir, akabilir, zarar vermiş olabilir bizim grafite aldığımız alana. O yüzden bir ay boyunca ekim sonrası saçınızda boyamamada fayda var. Evet hocam, bir de tabii ki bahsettiğiniz ortalama 5 ila 7 saatte bu kaş ekim işlemi gerçekleştiriliyor. Kaş ekiminden ne kadar süre sonra sosyal hayata adapte olabiliriz? Hemen eski yaşantımıza dönebilir miyiz? Kaş ekiminden sonra özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Şunu birden yapmayın, mesela duş almak gibi. Evet. Şimdi işlem 5 saat sürüyor aşağı yukarı. 7 saat bahsettiğim 7 saat sadece hani eğer siyahi ırklarda biraz daha ekimi zor olduğu için ya da kişinin saçı çok aşırı kıvırcıksa 7 saat sürüyor. 5 saat yeterli. 4 saatte de bazen bitiyor. Şimdi işlem sonrası normal sosyal hayatına aynı gün bile dönebiliyor kişi. Belki ufak bir göz çevresinde ödem veya kızarıklık, bazen morluk olabiliyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Kişinin vücudunun verdiği tepkiye bağlı bu. Eğer çok aşırı tepki veriyorsa, normalde diyelim kişi kolunu bir yere çarptığı zaman eğer çok fazla morarıyorsa tabii ki göz çevresinde bir ufak bir morarma olacaktır, ama eğer değilse olmayacaktır. Bu çok aşırı rahatsız edecek bir durum değil. Yani normal sosyal hayata aynı gün bile dönebiliyorlar. Ama hani ben genelde 2 gün dinlenmelerini öneriyorum. 2 gün sonra kaş yıkamasını yapacağız. İlk yıkamayı kendileri de yapabilir, biz de yapabiliriz. Ondan sonra ikinci günden 10. güne kadar günlük bir kere yıkama yapmaları gerekiyor. Bu şekilde bir süreç içinde kaşımızı tamamen normal anatomiye kavuşturabiliyoruz. Çok güzel hocam. Aynı zamanda az önce bazı sebeplerden bahsetmiştik. İşte hiç kaşı olmayan kişiler ya da kaşı çok aşırı dökülen kişiler ya da kaşı tamamen artık kaybolmuş, öyle bir doku yok. Bu kişilere kaş ekimi yapılabilir mi? Başarılı sonuçlar alınır mı? Tabii kaşı kaybolan herhangi bir kişi, eğer hani kronik rahatsızlığı yoksa yapılabilir. Herhangi bir sorunumuz yok. Daha önce de çok yaptık aynı şekilde. Dediğim gibi sadece burada kronik hastalık faktörü önemli. Tedavi süreci önemli. Tedavi sürecinden eğer zaman geçtiyse ve gerçekten o kaş tekrar çıkmıyorsa ekim yapılabilir. Başarı oranı da yani bugüne kadar dediğim gibi ben hiç kaş ekip de çıkmayan hiç görmedim. Dediğim gibi yöntem burada çok önemli ve kişinin sağlık durumu önemli. Eğer sağlık durumunda problemi devam ediyorsa tabii ki bizim yaptığımız ekimin de bir faydası olmuyor. Ama eğer sağlık durumu tamamen eskisi gibi sağlığa kavuştuysa ve hani tedavi süreci de atlattıysa ve bir sene geçtiyse bahsettiğim kronik hastalıklardan, tabii ki kaşın çıkmasında herhangi bir sakınca yoktur. Peki hocam,
Son olarak da ben sosyal medyadan gelen sorular var. Onları da sormak istiyorum. Onun hemen öncesinde iyi bir saç ekim merkezi seçilirken nelere dikkat edilmeli? İnsanlar şimdi kaşlarla ilgili çeşitli bilgiler aldılar sizden. Ve tabii belki yaptırmak isteyenler var. İyi bir kaş merkezi nasıl seçilebilir? İnsanlar ne tarz önlemler almalı, nelere dikkat etmeli? Şimdi kaş ekim merkezinde saç ekimi için de aynı şey geçerli. Önemli olan iki tane çok önemli husus var. Birisi kliniğin ya da hastane ortamında yapılması gerekiyor. Yani hani ruhsat kelimesini kullanabiliriz. Ruhsatlı olması gerekiyor. Hastane ise tabii ki ruhsatlıdır. Dışarıdaysa da bir bakmak lazım. Gerçekten bahsettiğimiz yerin ruhsatı var mı yok mu? İkincisi hekim gözetimi altında yapılması gerekiyor. Hani belki kaş ekim işlemini başından sonuna kadar saç ekim işlemi de aynı şekilde bir hekim tek başına yapamaz. Çünkü farklı farklı aşamalar var. Biz de hani teknisyen arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Tek kişinin ekip yapacağı bir iş değil ama mutlaka ve mutlaka bir hekim gözetiminde yapılması gerekiyor. Bizim verdiğimiz ilaçlar belki 1000 kişide, 2000 kişide bir kere alerji yapabilir. Ama bu hastane ortamında yapıldıysa çok sağlıklı bir şekilde tedavi edilebilir. Ama dediğim gibi eğer hani merkez ruhsatsızsa, hekim gözetiminde değilse biraz risk artıyor tabii ki. O yüzden hastanede yaptırmalarını tavsiye ediyorum ben. Ya da iyi bir klinikte olmaları önemli. Kesinlikle. Kıymetli hocam, şimdi sosyal medyadan gelen bazı sorular var sevgili Sait Sadiki için. 35 yaşındayım, hiç kaşım yok. Başkasından alınan kaş bana ekilebilir mi? Ve denize, havuza ne kadar süre sonra girebilirim diyor. Şimdi başkasından yapılan kaş tabii ki olmaz. Yani bu bir organ nakledir. Kişinin eğer kendi saçı dışında başka bir kişiden alırsak vücudumuz buna reaksiyon gösterir. Ve tabii ki yapamayız böyle bir şey. Sağlık açısından böyle bir şey imkansız. İkincisi işlem sonrası tabii ki bir ay boyunca saç, işte havuz ve denize önermiyoruz. Bir ay sonra havuza, denize rahatlıkla girebilirler. Evet hocam, iyi yayınlar dilerim. Kaşlarımı daha önce ektirdim ama resmen saç gibi görünüyor. Hiç memnun değilim. Kaşlarımı tekrar ektirebilir miyim? Şimdi burada bahsettiğim yanlış yöntem devreye giriyor. Eğer alınan foliküller ikili üçlü ise tabii ki saç gibi çıkar. O yüzden biz bunun açısını da belirlemeyiz ve çok kötü bir görünüm elde etmiş oluyoruz. O yüzden yapılan yöntem yanlış olmuştur ama doğru yöntemle yapılırsa kesinlikle ve kesinlikle bahsettikleri gibi saç gibi çıkma olayına karşılaşmayacaklar. Evet hocam, diğer bir sorumuz da Sait hocama sorabilir misiniz demiş izleyenimiz. 1 yaşında bebeğim var. Doğumdan sonra çok az kaşım kaldı. Emziren bir anneyim. Kaş ektirebilir miyim? Şimdi emzirme döneminde yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Hamilelik döneminde de aynı şekilde. Verdiğimiz ilaçlar vardı. İlaçlar hani fetüsle etkileşime girebilir hamilelik döneminde. Kesinlikle yapmayı tavsiye etmiyorum. Ama emzirme döneminde de aynı şekilde. İşlem sonrası hastanın kullanması gereken antibiyotikler süte karıştığı için tavsiye etmiyoruz aynı dönemde. Ama illaki yaptırmak istiyorsa en azından kendi hekiminin gözetimi altında, yani takip edilen hekiminin gözetimi altında eğer hani böyle bir onay verirlerse onlarla beraber yapılabilir. Evet, o da önemli bir husus çünkü dediğiniz gibi salgılanan bazı hormonlar kıl köklerini etkileyebiliyor. Ya aşırı tüylenme ya da tam tersi eksilme de sebep olabiliyor. Aynen. Diğer bir izleyicimiz diyor ki günaydın, iyi sabahlar Sait Bey'e sorabilirseniz çok mutlu olurum. Yüzümde dolgu ve botoks var. Kaş ekimi yaptırsam sorun olur mu? Şimdi dolguyla botoks tabii işlemle alakalı bizim için kontraindikasyon teşkil etmiyordur. Eğer işlem öncesi yapıldıysa sıkıntı yok. İşlem sonrası yapmalarını tavsiye ediyorum. Sebebini ben anlatayım. Eğer kişi kaşında herhangi bir şekilde diyelim bir asimetri var. Botoks da bunu düzelttip de bize geldiyse kaşı diyelim bize geldiğinde tamamen simetrik duruyordur. Biz buna göre ekim yapıyoruz. Ekim yaptıktan sonra 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra botoksun etkisi geçtikten sonra kaşlar bu defa asimetriye dönüşüyor. Bunu tekrar düzeltmek gerekiyor. Ama eğer botoks yaptırmadıysa, bize geldiyse biz kaşı ona göre tasarımını yapıp sonrası botoksla bunu düzeltmek daha sağlıklı olur. Bir de hani botoksla kaş ekimi aynı anda olur mu? Bunu da bana soranlar oluyor. Evet. Aynı anda olmaz. Sebebi biz kaş çevresine ilaç verdiğimiz için enjekte ettiğimiz botoksla karışıp ve göz kapağı düşmesine sebebiyet verebilir. O yüzden en az aradan bir 15 gün
mesela şey geçmesi, zaman geçmesi gerekiyor. Botoks ve kaş ekimi arasında 15 gün fark olmak zorunda. Dolgu sorun olmaz. Dolgunun çünkü alanı farklı. Dolgunun da tabii ki eğer hani yapacağımız alana göre değişiyor ama mesela cowlan ya da dudak ya da nazula birileri yapacaksak yine herhangi bir sorun teşkil etmiyor ama kaş çevresiyle alakalı gözaltı, işte şakak bölgesine yapılan ya da işte elmacık kemiğimize yapılan dolgular varsa tabii ki yine de 15 gün arayla yapmasında fayda var. Evet, ortalama 15 günlük 15 bir fark. Gün. Ne yapıyorduk? 15 gün önceden saç boyamıyorduk ki greftler karışmasın. Siyah beyazları ayırt edebilelim diye. Bununla beraber botoks ve dolgu işlemleri arasında kaynak da çok önemli. Evet, kaynak da saçların kökünü resmen. Tabii çektiği için sürekli basıncı altında olduğu için tabii saç dökülmesine sebebiyet veriyor maalesef. Evet. Bu da ilginç bir bilgi kazanımı oldu bizim için. Kıymetli hocam, diğer bir sorumuz da merhabalar. Çok açık bir saç rengi kullanıyorum. O yüzden kaşlarımı sürekli boyamak zorundayım. Boyadan kaşlarım çok azaldı. Ekim yaptırmak istiyorum ama kaşlarımı da boyatmak istiyorum kaş ektirdikten sonra. Şimdi ekim sonrası 6 ay süreyle boya yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi kitap bilgisi şöyle diyor. Diyor ki eğer doğal boya kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Birinci ayın sonunda ama hani şu an ne kadar doğal boya var bilmiyorum. Kına mı mesela? Kına doğal var bir tek bildiğim. Genelde de kınanın rengini sevmiyorlar. Hani. Evet, çok kırmızı. Evet, çok sevmedikleri için siyah daha güzel diyorlar. Hani siyah kalması daha iyi olur ama kimyasal madde kullanacaksak, kimyasal bir boya kullanacaksak 6 ay beklememiz gerekiyor. Yani 6 ay beklersek daha iyi olur. Evet. Hem aynı zamanda kimyasal bir madde olduğu için buradaki işte dokuların yenilenmesi, hücrelerin tazelenmesi tabii. değil mi? Biraz daha zor oluyor boyandıktan sonra. Foliküllere zarar verebiliriz. Çünkü sonuçta kanalaştığımız için hani bunlar mikron seviyesinde verdiğimiz boyalar oradan içeri girip foliküle zarar verebilir ve ekim yaptığımız kaşımız dökülebilir. Evet, bu da bir sebep. Hocam, diğer bir seyircimiz yurt dışından sormuş. Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de kaş ekimi yaptırmak istiyorum. Yaptırdıktan hemen sonra memleketime dönebilir miyim demiş izleyicimiz. Şimdi işlem çok kısa sürdüğü için hani yarım gün diyebiliriz, 5 saat. Aynı gün işlemi yapıp kişi evine dönebilir. Tabii yurt dışıysa da yurt dışına dönebilir, herhangi bir sakıncası yoktur. Zaten dediğiniz gibi 5-6 saat kadar sürüyor tabii işlemler. Tabii ki bizim için yeterli ama hani İstanbul'a kadar gelmişken burada da birkaç gün kalmayın. Günübirlik kalmayın. Tabii. Biraz burada da vakit geçirin. Evet. Sevgili hocam, diğer bir izleyicimiz de yine yurt dışından soru sormuş. Hollanda'dan ulaşıyor bizlere. Kaşlarımın uçları yok. Ekim yaptırmak istiyorum ama her yerine mi kaş ekilecek? Bazı bölgelerde kaşlarım çok sık ve güzel duruyor ama uçları yok. Nasıl bir şey kaşın ucunda olmaması? Şimdi kaşımız iki yerden daha çok dökülür. İki alandan. Kaşın medial tarafı, bize yağ yakın olan. Bir de kavis bölümünden. Kuyruk bölümü de aynı şekilde. Kanlaması zayıf olduğu için kaş genelde bu iki alandan daha çok dökülür. Bu bir kanlamayla alakalı bir durum. Tabii ki yapılabilir. Önce kişinin kaşının tasarımını yapıyoruz. Greft sayısının ihtiyacına göre de enseden greftini alıp ekimini yapıyoruz tabii ki. Ama kaşı olan bölgeye tabii ki dokunmuyoruz. Yani ihtiyacı olduğu alana ekim yapılabilir tabii ki. Olmadığı alana biraz daha desteklemeye çalışıyoruz. Yine o zaman bu işlem de günübirlik sürdüğü için kişi gelip aynı şekilde geri ülkesine dönebilir. Aynı gün dönebilir. Zaten sağlık turizminin en çok olduğu alanlardan da biri yine ekimler, kaş ekimi, saç ekimi değil mi? Orta Doğu'dan da çok fazla hastalar geliyor. Tabii ki. Şimdi saç ekiminde biraz daha alan fazla olduğu için, hani büyük olduğu için hem ense bölümü var hem ön bölüm var. Hani bir gün kalmalarında fayda var. Bir iki gün hatta kalmalarında fayda var. Ama kaş ekiminde alan çok küçük olduğu için aynı günde memleketine, ülkesine geri dönebiliyor. Evet hocam, diğer bir izleyicimiz de hep yurt dışından sormuşlar. Bu arada izlediğiniz için ayrıyetten teşekkür ediyoruz ekibim ve programım adına. Hocam demişler ki, Belçika'dan herkese selamlar. Tatil için Türkiye'ye geleceğim. Kaş ektirmeyi düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Yaz tatili için muhtemelen. Evet. Hani yazın ultraviyole vesaire durumlarından dolayı. Şimdi bahsettiğim işlem öncesi dikkat etmeniz gereken hususlar vardı ya. Eğer hani seyircimiz izlediyse programın başında. Saçını boyamaması gerekiyor 15 gün öncesinden. Kaynak varsa kaynakları açması gerekiyor. Bunun dışında kronik bir rahatsızlığı varsa bize ulaşsınlar. Biz hani gereken tedaviyle alakalı gereken hani yapmaları gereken şeyleri anlatalım. Tabii ki bunu kendi uzman hekimine danışması gerekiyor, sorması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa bunun dışında rahatlıkla gelip
tatilini yapıp tatilinin son gününde kaşınlarını da yapıp ülkesine geri dönebiliyorlar. Evet, programın başına da sevgili Sait Hocam bahsetmişti. Kaş ekimi ortalama 5-6 saat kadar süren bir işlem. Evet. Belki kişiden kişiye göre değişir tasarım vesaire ama günübirlik aslında toparlanabilen de bir durum. Hocam, evet, kısa bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Evet. Reklam arasından hemen sonra ekilen kaşların nasıl iyi ve kaliteli beslenebileceğini, büyütülebileceğini ve bakılabileceğini sizlere sormak istiyorum. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'te kısa bir reklam arası. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'te kısa bir reklam arasının hemen ardından medikal estetik hekimi Doktor Sait Sadiki ile beraber kaş tasarımı, kaş hekim teknikleriyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Reklamlardan önce demiştik ki hocamıza, evet biz ekimi yaptık, sonrasında nasıl bakım yapmalıyız? Uzun süre bu kaşların canlılığını ve kalıcılığını sağlamak için ne yapmalıyız hocam? Şimdi ekim sonrası bahsettiğim gibi en önemli özelliğim, en önemli husus, birinci, kaşına iki gün dokunmayacak kişi. Bu çok çok önemli. Dokunursak tabii ki yeni naklettiğimiz için çıkabilir yerine. Uzunda olduğu için daha kolay çıkıyorlar aslında. Tabii. İki gün dokunmayacağız. İki gün sonra 10. güne kadar günde bir kere yıkama yapacağız. Yıkama özel bir solüsyona yapılması lazım. 10. günden sonra da normal hayata devam. Yani normal hayata dediğim şey aslında ilk günden beri devam ediyor ama hani artık kaşla alakalı herhangi bir işlem yaptırmasına gerek yok. 15. günden itibaren de E vitamini içeren herhangi bir kaş serumu olabilir ile hani yukarıya doğru fırçayla tarayıp bandıra, eğer bandırayla böyle kapatırlarsa çok daha güzel bir hal alabilir kaşları. Şimdi takviyeyle alakalı bildiğimiz biyotin var, çinko, bunlar çok önemli. Eğer demir eksikliği anemisi varsa demir eksikliği anemisi tedavi edilmesi gerekiyor. Bunlar hepsi kaş dökülmesine ve saç dökülmesine sebebiyet veriyor. Bunun dışında E vitamini çok önemli. E vitamini içeren herhangi bir doğal maddeyi kullanabilirler. Tabii ki burada önemli olan şunu da söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle kimyasal madde içermemesi gerekiyor bahsettiğimiz sıvıda. Yani kaşına sürmesi gereken bahsettim ya, 15. günde kullanması gereken kaş organik serumu doğal kesinlikle doğal olması gerekiyor. İşte bildiğimiz keten tohumu var galiba, işte tatlı badem yağı, bunların hepsi E vitamininden zengin bitkiler, bunların yağını doğal bir şekilde temin edip kullanabilirler. Aynı zamanda beslenmelerine de ekleyebilirler. Hı-hı. Mesela kabak çekirdeği içi tuzsuz, o da gerçekten evet, saç köklerini besler. Evet, avokado E vitamininden zengindir, ceviz keza evet, öyle. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tereloka vesaire. Aynı zamanda hücre yenilenmesi istiyorsak da omega 3. Tabii balık. Ki bunlar olmazsa olmaz. Burada tabii ki dediğiniz şey tamamen katılıyorum. Benim için de önemli olan hani lokal bir tedavi vermemiz gerekiyorsa bahsettiğim gibi hani E vitamini lokal bir şekilde, ama tabii ki sizin de bahsettiğiniz hususlar tabii ki olmazsa olmaz, tabii her zaman olması gerekiyor. Hocam tabii B grubu vitaminlerden bahsetmişken benim aklıma hep şey geliyor. Böyle saçlar yeterli B grubu vitaminler olmadığı zaman hızlı beyazlıyor. Hı-hı. Acaba kaşlar da hızlı beyazlar mı? Hı-hı. Ekilen kaşlarda da bu problem yaşanır mı? Tabii. Yani aslında saç beyazlaması, kaş da aynı şekilde fizyolojik süreç var. Fizyolojik süreçte nedir? Hani yaş ilerledikçe foliküllerin bahsettiğiniz hücre etkileşimindeki sebeplerden dolayı beyazlama oluyordur. Kaşımızda da aynı şekilde beyazlama yaşayabiliyoruz. Yani biz enseden alıp ön tarafa naklettiğimiz için eğer ensede de beyazlama olacaksa ön tarafta da tabii ki kaşta da beyazlama zaman içinde yaşayacağız. Tabii bazen böyle bazı ailelerde de ırsi denir ya, işte 40'ına gelmeden 30'lu yaşlarda beyazlar, evet, başlar. Belki öyle, aynen, durumlar varsa da hastaya özel yine belki yaşanabilir. Tabii. Hocam, diğer merak ettiğimiz bir konu da kaş ekimi yapıldı. Normal kadınlar hani bazen işte cımbızla, iple veya ağdayla bu bölgeyi alabiliyorlar. Hı hı. Kaş ekildikten sonra bu tarz uygulamalar doğru mu, yapılmalı mı yoksa kaçınılmalı mı? Yani tabii ki kaşı ekim sonrası istediği herhangi bir işlemi yaptırabilir. Ama biz hani özel tasarım yapıp kişinin kendi isteği üzerine ekim yaptığımız için ve tasarım yaptığımız için genelde böyle bir ihtiyaç duymuyorlar. Değil mi? Ekim sonrası. Ama illa hani ben ufak bir işlem yaptırmak istiyorsam yaptırabilirler tabii. Herhangi bir sakıncası yok. Yeter ki kimyasal madde kullanmasınlar. Evet hocam. Son olarak da doğru kanal açma tekniği nedir? Zira sık sık saç ekimlerinde de, kaş ekimlerinde de duyuyoruz. Hı hı. Doğru kanal açmanın sağlıklı bir kaş ekimi, hı hı, için önemi nedir?
Şimdi kanal açma çok önemli. Saç ekiminde de, kaş ekiminde de, hatta işin yani teknik olarak en zor kısmı diyebiliriz. Eğer biz kanalı açtığımızda kan damarını geçersek, bizim folikülü, naklettiğimiz folikül beslenemeyecek. Ya da daha yukarıdan kanal açarsak, yani eğer derinliği azsa yine de beslenemeyecek. Ektiğimiz folikül tekrar çıkmaya, uzamaya devam etmeyecek ve maalesef dökülecek. Burada önemli olan o derinliğini iyi tutturmak, iyi bilmek, hangi derinlikte bunu yapmamız gerekiyor ki kan dolaşımını tamamen sağlayabilelim. O yüzden kanal için en önemli kısmı. Saç ekiminde de dediğim gibi daha önemli, önemli. Saç kaş ekiminde de önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam mesela saç ekiminde böyle bir alan çizgisi oluşturuluyor ya. Hı-hı. İşte şu çizginin fazlası, kadınlarda galiba 6,5-7 santim düş boşluk. Evet. Kaş için de benzer bir şey var mı? İşte kaşlarda şu derece bir seyreklik varsa mutlaka ekim yapılmalıdır. İşte özellikle şu derece önemlidir gibi bir belirteç var mı? Yok, bu tamamen kişinin kendi isteği üzerine bireysel yapılan bir şey. Aynen, yani hani dediğim gibi kaş yoksa kalın isteyebilir, orta kalınlık isteyebilir, ince isteyebilir. Bu tamamen kişinin kendi tercihi üzerine yapılan bir tasarım. O yüzden çok bir önemi yok. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli, çok önemli bir sohbetti bence. Hem sosyal medyadan izleyenlerimizin gelen soruları üzerinden de devam ettik. Hem de sizin tecrübelerinizden de bahsettik. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizlerle yeniden yeni bölümlerde görüşmeyi çok arzu ederiz. Teşekkür ederim, ben de çok sağ olun, teşekkür ederim programımız için. Çok güzeldi her şey. Bizi de çok güzeldi. Sevgili medikal estetik hekimi Doktor Sait Sadiki, kaş tasarımı ve kaş hekimi ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştılar sevgili izleyenler. Elif Melik'le Şeffaf Sohbet'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden yeni bölümlerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.